Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Hafta sonu birbirinden heyecanlı maçlar futbol severleri bekliyor. Kayserispor Trabzonspor maçında zor geçeceğini tahmin etmek güç değil. Kayserispor her ne kadar transfer yasağıyla karşı karşıya kalsa da mevcut kadrosunu maksimum ölçüde değerlendirerek bence iyi iş yaptılar. Ve Trabzonspor için hiç de kolay maç olmayacak. Ama tabii Trabzonspor'da artık galibiyet serisi yakalamak istiyor. Buna da ihtiyacı var. Sonraki haftalara daha güvenle bakabilmek adına. Yoksa bence Trabzonspor'da puan kayıpları devam ederse başka başka sorunlar da ortaya çıkacak. Her ne kadar Abdullah Avcı ile yeni sözleşme yapılmış olsa bile. Bu arada Uğurcan Çakır'ın da sözleşmesi uzatıldı biliyorsunuz. Fakat bir önceki videomda, daha önceki videomda belirttiğim gibi Uğurcan Çakır'a talip olan takımlar olmuştu yaz döneminde. Fakat resmi teklif vermediler. Onlardan bir tanesi Girona'ydı. Girona mütevazı bir takım olarak gözüküyor ama City Group onları satın aldı biliyorsunuz. Dubai merkezli bir çok uluslu sermaye grubu. Manchester City'nin ve New York City'nin de sahipleri. Girona'yı satın aldılar ve iddialı bir ekip haline getirmeye çalışıyorlar. Katalunya'da Barcelona Futbol Kulübü ve İspanyol Futbol Kulübü'nden sonra 3. büyük kulüp haline getirmeye çalışıyorlar. O bakımdan yatırımları var. Manchester City'den de oyuncu alıyorlar. Bir ara Uğurcan Çakır'ı Manchester City'ye transfer edip oradan da kiralık olarak Girona'ya vermek şeklinde bir formül üzerinde de düşündüler ama sonrasında kaleci almak yerine bir forvet transferinin daha rasyonel olduğu kanaatine vardı oradaki yetkililer ve Trabzonspor'a bir resmi teklif vermediler. Bu arada bir başka takım Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Ren Gomis'i gönderip çok da memnun olmadıkları kaleciyi gönderip Uğurcan Çakır'ı transfer etmişler ki Mandanda'yı da almışlardı. Orada Doğan Alemdar da var, Türk kaleci biliyorsunuz ama Uğurcan Çakır'ı birinci kaleci olarak almayı planladılar ama oradan da resmi bir teklif gelmedi. Çünkü Gomis'i gönderemediler. Eğer Gomis'i gönderselerdi Uğurcan Çakır için de bir teklif vereceklerdi. Beşiktaşlı Salih Uçan bir açıklama yaptı ve milli takımda bana %100 saygısızlık yapıldı diyor. Ve milli takım seçicilerinin doğru karar vermediğini sakatlıklara rağmen ve kadrodan çıkartılmak zorunda olan oyuncuların varlığına rağmen kendisini zaten baştan beri düşünmediklerini, ön yargılı ve art niyetli davrandıklarını düşündüğünü ifade ediyor. Ben böyle anladım sözlerinden. Tabii Salih Uçan'ın bu tespitleri doğru olabilir. Bence de bu dönem içerisinde milli takıma katılması gereken, çağrılması gereken futbolculardan bir tanesiydi. Çünkü Beşiktaş'taki performansını beğeniyorum. Milli takımda sürekli performanslar değil, dönemlik performanslar esas ki ona göre milli takıma gelen oyuncuların da değiştiğini görüyoruz ki eğer hak eden bir oyuncu varsa, gerçekten takımında maç kurtarabilecek düzeyde iyi işler yapan bir oyuncu varsa onun da milli takıma alınması gerekiyor bence. O bakımdan Salih Uçan sezon başından beri gönderilecekler listesinde gösterilmiş olmasına rağmen çok iyi bir performans sergiledi. Burada bir bahis yok ama bu açıklamaları belki yönetim, belki Beşiktaş taraftarı, belki Beşiktaşlı yetkililerin de desteklediği nitelikte açıklamalardı ki çok sert, dozajı çok sert. Eğer bu teknik heyet kalıyorsa herhalde bu teknik heyet bir daha Salih Uçan'ı milli takıma davet etmeyecek ya da Salih Uçan bu teknik heyetin kesin olarak gideceğini düşündüğü için bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissetti ya da artık onda şalter attı ve dedi ki ben bu kadar üst düzey bir performans sergiliyorum, kendisine göre söylüyorum. Ama buna rağmen çağrılmıyorsam bu işte muhakkak art niyet var dedi. Bir de tabii söylediği sözlerden bir tanesi şu önemli bence. Biliyordum bunu dedi. Bildiğine göre ona bazıları, birileri bilgi getirmiş. Yani seni almayacaklar, seni düşünmüyorlar hiçbir şekilde diye. Nedir ihtilaf bilmiyorum ama açıklamaya muhtaç bir yaklaşım oldu bu Salih Uçan açısından da. Bu tür yaklaşımları futbolcuların, daha doğrusu bu tür önemli hassas açıklamaları %100 keskin ve ipleri kopartabilecek nitelikteki açıklamaları futbolcuların kendileri değil de belki temsilcileri yapar, belki kulüp yetkilileri bu yönde bir açıklama yapar vesaire. Dolayısıyla oyuncunun bireysel kariyeri de etkilenmemiş olur. Bu noktada ben Salih Uçan'ın etrafındakilerin biraz planlama hatası yaptığını düşünüyorum. Ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ta Redmond Enkudu'nun yokluğunda forma giyecek. Sol tarafta Redmond'u oynatacak. Bazen işte Cenk Tosun oynayabilir mi diye fikir yürütenler olmuştu. Cenk Tosun oynayabilir. Sağda da solda da forvet nitelikli bir oyuncu. Gerektiğinde santrforda oynayabilir ama bu maçta Redmond'un tercih edileceğini öğrendim. Kalede de %100 Ersin olacak. Ve Fenerbahçe'de çok fazla eksik gözükmüyor. Serdar Aziz sakatlıktan çıktı ama Fenerbahçe büyük ölçüde kadrosunu koruyarak gidiyor Dolmabahçe'ye. Ben bu maçta Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum hala. Hafta içinde yaptığım videolarda anlattığım etkenlerden dolayı. Bir kere Beşiktaş'ın çok daha kritik bir maç. Fenerbahçe'nin kredisi var ama Beşiktaş'ın kredisi yok. Eğer kaybederse sadece teknik heyetin konumu sarsılmıyor, yönetimin de konumu sarsılıyor. Kayıplar devam ettiği sürece teknik heyetin gitmesini bir kenara bırakın. Yönetim de olağanüstü nitelikli kongreye gidebilir. Çünkü yönetim düzeyinde de huzursuzluklar
ihtimallerin olduğunu görüyorum. O bakımdan derbinin kazanılması Beşiktaş için çok daha önemli. Bir de tabii Beşiktaş'ın en büyük avantajı iç sahada taraftar baskısını çok fazla hissettiriyor olması. Eğer Beşiktaş savunmanın merkezinde sorun yaşamaz ve ya da yükü minimuma indirirse, orta sahada oynayacak Salih Uçan gibi, Josef De Souza gibi defansa yönelik oynayan oyuncular, ön bölgede Beşiktaş muhakkak iş yapar. Böyle bir fikrim var. Adana Demirspor maç kadrosunda Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir yok. Danimarkalı stoper Rosto yok. Sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadılar. Bunun dışında da eksik yok ama bu iki oyuncu olsaydı, özellikle de Yusuf Demir olsaydı, hamle şansı açısından çok önemli bir avantaj elde etmiş olurdu Galatasaray. Çünkü Kasımpaşa ve sonrasında oynanan Konyaspor maçlarında oyuna girdikten sonra gerçekten etkin bir görüntü sergiledi Yusuf Demir. Tebrik etmek lazım. Sakatmış, oynayamadı. Icardi'nin sakatlığı ile ilgili çok fazla spekülasyona girmemek lazım. Yalnız Icardi'nin bu özel hayatının çok gündeme geliyor olması ve Icardi'nin hala fiziksel olarak yeterli düzeyde olması, ki Konyaspor maçında fiziksel olarak değerlerinde düşüş vardı, Juan Mata'nın attığı milimetrik ve %100 gol pozisyonu olarak nitelendirebileceğimiz paslarda gitti topa ama vurmakta yetersizdi. Çünkü gücü o kadar. Son vuruş yapabilecek fiziksel ritme ulaşmamış. Juan, düzelterek söylüyorum, Icardi. Mauro Icardi'nin bir an önce bunu aşması ve tamamıyla futbola kanalize olması lazım. Yani biz minimum para harcadık, risk alsak da kaybedeceğimiz bir şey yok mantığıyla da hareket etmemek lazım. Eğer Icardi'yi getirmişseniz, Icardi'nin en önemli özelliğinden yararlanmak zorundasınız. Bitiricilik özelliği. Final noktalarında kararlı bir oyuncu ama bu fizik gücüyle olmaz. Çok çalışması gerekiyor. Juan Mata'nın ben çok çalıştığı kanaatindeyim. Onu yıllardır yakından takip ettiğim için. Disiplinli bir insan olduğunu düşünüyorum her şeyden önce ve ne istediğini biliyor. Futbol kariyerine nokta koyduktan sonra da bu işi akademik düzeyde yapıyor ve spor yöneticiliğinde söz sahibi olmak istiyor. Muhtemelen gideceği yer Real Madrid. Malumunuz, Real Madrid altyapısından yetişti, sonra Valencia'ya gitti. Ardından Chelsea, Manchester United, dünyanın en büyük takımlarında oynadı. Ve İspanya milli takımıyla dünya şampiyonu oldu, Avrupa şampiyonu oldu. Real Madrid'de A takımda sürekli oynaması için hiçbir neden yoktu ama Real Madrid onu transfer edemedi. Çünkü zaten İngiltere'de süreklilik arz ediyordu performansı itibariyle. Ne ilginç, Real Madrid altyapısından yetişiyor olmasına rağmen A takımında oynayamadı ya da Real Madrid A takımı o transfer edilemedi. Ama Wesley Sneijder eski Galatasaraylı Inter'den sonra Real Madrid'e gitti. Bir Hollandalı olarak aynı mevkilerde oynuyorlar. Real Madrid'de oynadı. İşte futbol böyle ilginç. Altyapısından yetişebilirsiniz, Real Madrid'de de olabilirsiniz ama A takım formasını istediğiniz ölçüde giyemeyebilirsiniz ya da sürekli olamayabilirsiniz. Dünyanın başka büyük takımlarında oynuyor olmanıza rağmen sevdiğiniz takıma transfer olamayabilirsiniz. Juan Mata'nın ilginç kariyeri futbolunda kendi içindeki sürprizleri olarak kabul etmek lazım bu gerçeği. Juan Mata çok çalışıyor, disiplinli bir oyuncu. Bu maçta maç kadrosunda olacak. Gomis elbette ki oynayacak. Icardi'nin yokluğunda forvette olsa bile Icardi, ben Gomis'in tercih edileceğini düşünüyorum. Sol bekte dünkü videomda söylediğim gibi Dybala oynayacak. Sağ tarafta Sacha Boey ve defansif önlemleri birazcık daha yukarıda tutabilmek ve kolektif savunma anlayışını geliştirmek bakımından Mitsuyu ve Torreira da birlikte oynayacak. Zaten Sergio Oliveira bu karşılaşmada oynamayacak. Ben böyle bir düzenleme olacağı kanaatindeyim. Ve Galatasaray'ın bu karşılaşmadan galip gelebileceğini düşünüyorum. Adana Demirspor 16 puanla lider durumda averajda. İç saha maçlarını çok iyi oynuyorlar ama Galatasaray'ın da dış saha maçlarında şu ana kadar ligin en çok puan toplayan takımı olduğu gerçeğini de unutmamak gerekir. Hafta içerisinde düzelterek söylüyorum. Hafta sonunda yapacağım videolarla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.